Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 16 Mayıs itibariyle Jüpiter Koç burcundan ayrılıp Boğa burcundaki yolculuğuna başlayacak. Büyük şansı sembolize eden benefik, iyicil gezegen Jüpiter'in burç değiştirmeleri her zaman çok önemlidir. 12 yılda bir tüm zodyağı dolaşır. En son 12 yıl önce 2011 Haziranı ile 2012 Haziranı arasında Jüpiter Boğa burcunda transitteydi. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Belki benzer tesirler yine karşınıza çıkabilir. Jüpiter, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen. Dolayısıyla çekim gücü de çok yüksek. Dolayısıyla güçlü çekim gücü özellikle dünyamız için çok yararlı. Çünkü bazı gök cisimlerinin, asteroitlerin dünyamıza yönelip bize zarar vermesini de önlüyor. Bu anlamda iyicil etkisi, şifalayıcı etkisi, yardımcı etkisini de görebiliyoruz. Astrolojide de zaten şans, kısmet, büyüme, gelişme imkanlarıyla ilişkilendirilir. Balık burcunun ve yay burcunun yöneticisidir astrolojide ve boğa burcunda, toprak elementi boğa burcunda da oldukça güçlü bir pozisyondadır aslında. Jüpiter hangi burçtaysa o burcun sembollerinde hayatımıza daha fazla büyüme imkanları getirir. Kişisel anlamda tabii ki doğum haritalarımızda geçtiği evler de önemlidir. Bu alanlardaki sorunları bu dönemde daha rahat çözebiliriz ve gelişim imkanları da bulabiliriz. Jüpiter her şeyden önce manevi anlamda derinleşme, inanç, bilgi, ahlak gibi konularda, kültürel gelişme gibi konularda da çok önemlidir. İçsel gelişim kadar dışsal, dünyasal gelişimleri, büyüme imkanları da karşımıza çıkarabilir. Boğa burcu, maddi kaynaklarımız, hayatımızdaki değerler, özgüvenimiz, yeteneklerimiz, kişisel gelişim fırsatları, parasal gelirlerimiz, üretim imkanlarımız, beslenme ve güvenlik gibi kavramlarımız bu alanlarla daha dünyasal değerlerle ilgilidir. Ve tabii ki Jüpiter Boğa burcunda bu dünyasal ihtiyaçlarımız, maddi manevi güvence ihtiyaçlarımızla ilgili konularda hayatımıza önemli imkanlar da getirebilir. Jüpiter'in Boğa burcunda geçiş yaptığı dönemde özellikle toprak burçlarımız, boğalar tabii ki başta olmak üzere, toprak burçlarımız Başaklar ve Oğlaklar çok daha güçlü etkiler, destekler alacaklar. Bununla birlikte su burçlarımız Balık, Yengeç ve Akrepler de yine önemli destekler alacaklar. Boğa burcu toprak ve toprağa ait konular, üretim, tarım, doğal kaynaklarla ilgili temalardır. Demek ki bu topraktan alacağımız verimi arttırabilir veya topraktan verim alma imkanlarımızı bu dönemde daha iyi geliştirebiliriz. Bazı sorunlar varsa bunları çözebiliriz. Toprakla ilgili değerlenmeler artabilir. Yani toprak fiyatlarının artması, sahip olduğumuz toprakların değerlenmesi, toprak üstü ve toprak altı kaynakların değerlenmesi, ki burada tabii tarım ürünleri aynı zamanda ve tabii ki toprak altı madenler gibi toprak altı kaynakları da söyleyebiliriz. Bunların değer kazanması, bunların değerini bilmek gibi konuları işaret ediyor. Toprak almak, toprağa yatırılacak yatırım, tabii ki emlak, mülk, gayrimenkul gibi konulara yapılacak yatırımların değer kazanması, buralarda var olan yatırımların değerlenmesi ve bazı sorunlarımızı mesela çözmemiz mümkün olabilir. Boğa barınma ve güvenlikle ilgili konulara da işaret eder. Barınma ve güvenlik son dönemde, son iki yıldır Boğa ve Akrep aksında yaşadığımız tutulmalarla beraber hayatımızda çok daha önemli hale geldi. Ve buradaki bazı eksikler ve sorunlar da görünür hale geldi. İşte artan emlak fiyatları buna bir işaret aslında. Burada tabii ihtiyaçlarımız da çok daha fazla öne çıkıyor. Şimdi Jüpiter Boğa burcunda ilerlerken bu süreçte çözüm bulma imkanlarımızı arttırabilir. Sorunları çözme konusunda bize yeni avantajlar da sunabilir. 26 Mayıs 2024'e kadar bir yıl boyunca Jüpiter
Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde toprak altı kaynaklar, madenler, değerli metaller, bunların değerlerinin artması söz konusu olabilir. Güvence arayacağız hayatımızda. İlişkilerde de güvencenin ve sadakatin çok öne çıktığı bir süreç. Daha uzun vadeli, daha kalıcı, hayatımıza huzur veren, istikrar veren yapılara yönelebiliriz. Ve burada da desteklerimiz artabilir bu dönem içerisinde tabii ki. Özellikle önümüzdeki bu bir yıllık süreç içerisinde Jüpiter Boğa burcunda ilerlerken dikkat çeken önemli açılar da yapacak. Bunları da şöyle bir gözden geçirelim. İlk açısını hemen Jüpiter Boğa burcuna geçer geçmez Kova burcundaki Plüto ile yapacak. 17-18 Mayıs bunu hissedeceğiz. Jüpiter Plüto karesi. Kare açı olduğu için tabii ki sert ve meydan okuyan bir açı aslında bu. Jüpiter Boğa burcunda maddi manevi güvence arayışlarımızı, buralardaki sahip olma dürtümüzü, hırslarımızı daha fazla vurgularken Kova burcundaki Plüto buna karşı gelen engelleyici bir açı ortaya çıkarır. Plüto aynı zamanda güç ve kuvvetle alakalı. Kova burcunda daha kitlesel konular, sosyal konular, evrensel konularla alakalı gücü elinde bulunduran yapılar, kurumlar, şirket olabilir, devlet olabilir, kişi ve kurumlarla alakalı biraz otoriteyle çatışma ya da gücü ve kuvveti elinde bulunduran yapıların baskıları, manipülatif durumları bunları arttırabilir. Jüpiter parayı yöneten Boğa burcunda olduğu için para ve para kaynakları ve piyasalarla ilgili büyük çaplı para ekonomik konularda, piyasalarla ilgili alanlarda manipülatif durumlar, baskılar, kırılmalar, yön değiştirmeler yaratabilir. O yüzden çok risk almamakta gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Burada daha dikkatli, daha temkinli hareket etmek gerekiyor. 20-26 Mayıs'ta bu sefer Jüpiter Mars'la, Kova Aslan Burcu'ndaki Mars'la kare açı yapacak, enerjinin artması. Kontrolsüz bir enerji, biraz Mars'ta Aslan'daki bir Mars, daha bireysel anlamda özgüveni ve cesareti de arttıracağı için biraz belki daha tutkulu, daha hırslı, daha manipülatif ya da daha bencil ve gururlu bir eylem ortaya çıkarabilir. Jüpiter'in bunu kontrolsüz bir hale getirmesi mümkündür. Aynı zamanda tabii ki bu hem Plüto hem Mars hem Jüpiter arasında özellikle Mayıs'ın ikinci yarısında oluşacak bu açılar. Doğa olaylarında tetiklenmeler, işte kolektif alanda etkileyici olan durumlar, ekonomik piyasalarda sarsıntılar, şiddet içeren, stres içeren mücadeleler ortaya çıkarabilir. Bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Mümkün olduğunca tabii ki sabit burçlarımızda daha dikkatli olması gerekiyor. 19-24 Haziran'da bu sefer Jüpiter Balık burcundaki Satürn'e daha iyicil bir açı yapacak. Yardımcı bir açı oluşacak. Jüpiter-Satürn temasları olumlu açılarda kendi içlerinde birbirlerini desteklerken gerek ekonomik alanlarda gerek iş ve yönetimsel alanlarda hayatımızda güçlü yapılar kurarken, sağlam temeller atarken dengeli bir yapı verebilir ve destekler verebilir. İşte otoriteden destek alabiliriz. İş konularında daha istikrarlı bir adım atabiliriz. Kendimizi güvende hissedebileceğimiz burada koşullar oluşabilir. 8 Eylül Güneş-Jüpiter üçgeni var. Başak Burcu'ndaki Güneş, Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Şanslı bir açıdır Güneş-Jüpiter üçgenleri. Bu özellikle toprak burçlarımızı, Boğa, Başak ve Oğlak burçlarımızı olumlu etkileyebilir. 8 Eylül, 1-2 gün öncesi ve sonrası da etki güçlü görünüyor. 4 Eylül'de retrosu başlayacak Jüpiter'in. Boğa burcunda gerilemeye başlayacak ve 30 Aralık'a kadar retro devam edecek. Bu dönemde 4 Eylül'e kadar hayatımıza sunmuş olduğu konuları gözden geçirebiliriz. Biraz içselleştirme imkanı olacak aslında gezegen gerilerken. Gözden geçirme ve içselle, daha çok içsel anlamda, manevi anlamda bir derinleşme süreci olabilir. 30 Aralık'tan sonra tekrar Boğa burcunda ileri harekete dönecek ve 26 Mayıs'a kadar, 2024-26 Mayıs'ına kadar Boğa burcunda ilerleyecek. 22 Ekim'de Jüpiter-Venüs üçgeni var. Bu da oldukça kısmetli, güzel bir açıdır. Jüpiter-Venüs üçgeni 22 Ekim, 23 Ekim, 21 Ekim hissedilebilir. Ve yine tabii ki toprak burçlarımız ve su burçlarımızı daha fazla etkiliyor. 14 Şubat'ta Jüpiter-Satürn sekstil açısı tekrar oluşacak, Haziran'dakine benzeyen bir şekilde. 14 Şubat'ta bunu hissediyoruz. Yine daha dengeli ve hayatımızda
istikrarlı adımlar atabileceğimiz, otoriteden destek alabileceğimiz iş konularında, bilimsel konularda özellikle daha istikrarlı bir durum oluşturabiliyor. 20-21 Nisan Jüpiter-Uranüs kavuşumu 2004 yılında oluşacak. Boğa burcundaki Uranüs ile Jüpiter'in kavuşumu enteresan güçlü bir açı çıkarır, enerji çıkaracak. 20-21 Nisan gibi bunu hissediyoruz ama tabii birkaç gün öncesi sonrasını da etkileyecektir. Uranüs sürprizli ve biraz daha kontrol dışı bir etkidir. Jüpiter'le birleşince böyle bir büyük gelişme imkanı, büyük fırsatlar, belki özellikle yine para, piyasalarla ilgili değer aradığımız konularla ilgili hayatımızda ilginç gelişmeler olabilir, bilimsel keşifler olabilir. Özellikle beslenme ve gıda ile ilgili konularda, emlak, toprak alanında. Burada hızlı bazı gelişmelerle karşılaşabiliriz ve bazı burçlarımız, ki bunlar Boğa, Başak, Oğlak başta olmak üzere, sürpriz gelişme fırsatları ve şanslarla karşılaşabilirler. 20-22 Mayıs Jüpiter-Venüs kavuşumu, bu da Jüpiter'in Boğa burcundan ayrılmadan önce yine şanslı bir kavuşumu. Boğa burcunda Venüs'le birleşecek. Güzel bir açı, kısmetli bir açı. Venüs zaten yönetici olduğu Boğa burcunda olacak. 2024 20-22 Mayıs'ında Boğa burçlarımız başta olmak üzere Başak, Oğlak, Balık, Yengeç ve Akrep burçlarımız için yine çok özel fırsatlar, gelişme imkanları karşımıza çıkarabilir. Jüpiter Boğa burcunda maddi manevi güvence ihtiyacımız öne çıkarırken sahip olma dürtülerimizi çok arttırabilir. Bu bir anlamda değer görme, bir şeylerin değerini fark etme, biriktirme, üretme, çoğaltma gibi konularda bereketlidir. Boğa çünkü bereketli burçlardan birisi, zaten Venüs tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla elimizdeki kaynakları büyütebileceğimiz bir dönemdeyiz, doğru adımlar atarsak. Bir yandan da aşırı böyle bir sahip olma dürtüsü verebilir. Buna da dikkat etmek lazım. Aşırı hırslı, tutkulu olabiliriz. Biraz böyle cimriliğe yol açabilir bu. Aşırı biriktirmeye yol açabilir. İşte iştahımızı arttırabilir. Özellikle her anlamda, dürtüsel anlamda, yeme içme konuları olsun, parasal konular olsun, cinsellik gibi konular olsun. Buralarda daha hedonist eğilimleri, böyle sahip olma dürtülerini, iştahı kontrolsüz bir şekilde arttırabilir. Jüpiter büyütücü bir etkidir. Dolayısıyla bazen olumsuz özellikleri de büyütebiliyor. Daha dengede kalmak lazım. Daha paylaşımcı olmak lazım. Ama genel itibariyle kaynakları büyütme, değer görme, değer bilme, hayatımızda temel ihtiyaçlarımız konusunda, para da bunlardan birisi, güvenlik alanlarımız, emlak, gayrimenkul konuları, işte üretim, tarım gibi konular, değerli paralar, madenler ve benzeri alanlardaki beklentilerimiz, ilişkilerimizde güven, huzur, istikrar beklentilerimiz, buralarda çok daha iyice çalışabilir ve uzun vadeli hedeflerimiz de bizim için destekleyici olabilir. Jüpiter'in şimdi burçlara göre doğum haritalarımızda nasıl etkiler getirdiğinden kısaca bahsedelim. Çünkü yükselen burcumuza göre ev alanlarımızdan geçişi önemli olacak burada. Lütfen yükselen burçlarınıza göre özellikle dinlemeye çalışınız. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Jüpiter 16 Mayıs itibariyle para evinize geçişini yapıyor. 24-26 Mayıs 2024'e kadar parasal kaynaklarınızda burada iyileşmeler, büyümeler bekleyebilirsiniz. Bir işe girme, para kazanma imkanınız olabilir. Bazı sorunlarınız varsa, ki bu son 2 yıldır belki parasal mücadeleleriniz öne çıktı. İşte buradaki sorunlarınızı çözme konusunda da artık bir yardımcı söz konusu olacak sizin için. Büyük iyicil etki olduğu için Jüpiter sorunları çözebilir. Yardımlar, destekler getirebilir size. Bir borcu ödemek, işte para kazanmak, kaynaklarınızı büyütmek, yaptığınız yatırımların değer kazanması, kendinizi en azından daha değerli ve güvende hissetmenizi sağlayabilir. Bir yeteneğinizi keşfetmeniz, onu geliştirmeniz, yeteneğinizi kullanarak bir para kazanmanız, kaynaklarınızı büyütmeniz bu dönemde mümkün olabilir. Özellikle 17-18 Mayıs biraz hani parasal risklere dikkat etmek gerekiyor. Bununla birlikte 20-26 Mayıs harcamalarınız artabilir. Buna dikkat edelim. 19-24 Haziran'da bazı açık ya da gizli yardımlar alabilirsiniz. Parasal konularda bir şeyleri, yeteneklerinizi keşfedip değerlendirmeniz mümkündür. 8 Eylül, 9 Eylül, 22 Ekim, 23 Ekim,
bazı önemli şanslarınız var para ve iş konularında özellikle. Ve 2024'ün 20, 21, 22 Nisan'ı gibi sürpriz büyüme imkanları ve parasal müjdeler, fırsatlar, hatta Mayıs'ın 20'si, 22'si gibi bu dönemlerde de parasal iyileşmeler, büyümeler bekleyebilirsiniz. 12 yılda gelen bir dönem. Dolayısıyla parasal kaynaklarınızda çok önemli gelişmeler, çok güzel şanslar karşınıza çıkarabilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, 12 yılda bir Jüpiter burcunuza geliyor. Kuşkusuz sizin için çok önemli bir dönem. En son 2011 Haziranı ile 2012 Haziranı arasında Jüpiter burcunuzdaydı. Aslında her anlamda şimdi biraz daha kendinizi koruma altında hissedeceksiniz. Kaynaklarınız artabilir, imkanlarınız genişleyebilir, fırsatlar artabilir. Hem manevi anlamda bir derinleşme, bir anlayış imkanı buluyorsunuz. Çünkü Jüpiter eğitim, kültürel konular, yurt dışı fırsatları bunları da hayatınıza getirebilir. Her neyle uğraşıyorsanız onları büyütebilirsiniz. Yani bir işe başladınız, o işte hızlı bir sonuç alabilirsiniz. Yeni bir konuda adım attınız, daha bereketli bir dönemde olabilirsiniz. O yüzden şanslısınız. Yani güzel bir dönem, bir yıl, 24 Mayıs 2024'e kadar burcunuzda olacak. Özellikle güneş derecenizle birleştiği dönemlerde bu etkileri daha fazla hissedebilirsiniz ve çok da özel fırsatlar sunduğu zamanlar var. Burada tabii 8 Eylül, 22 Ekim, 4, yine yıl sonunda 14 Şubat, önümüzdeki yılın başlarında, önümüzdeki Nisan ayı, 20-22 Nisan aralığı ve Mayıs ayı, 20-25 Mayıs aralığı, buralar gerçekten sizin için çok özel dönemler olabilir. Jüpiter'in hayatınıza çok büyük gelişme imkanları olabilir. Yükselen burcunuz üzerinden geçerken biraz kilo aldırabilir. Çünkü iştahınızı arttırma olasılığı çok yüksek. Ki sevgili boğalar zaten genel olarak iştahlı bir boğasınız. Dolayısıyla biraz hani kilo alma konularında dengeli olalım. Jüpiter bazen istemediğimiz konuları da büyütebiliyor hayatımızda. İşte bu hastalıklar konusunda da büyütücü etkisi olabilir. Eğer sağlık konularında bazı hassasiyetleriniz varsa bunları önemsemek gerekiyor. Yani gözden kaçırdığınız detaylar daha görünür hale gelebilir. O yüzden genel sağlığınıza karşı dikkatli olmanız lazım. Hani bu dönemde bir sorun olsa bile zaten Jüpiter'in yardımlarıyla sorunları çok daha hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. İlişkiler, evlilik konuları, ev alma, bir işe başlama gibi alanlarda da çok özel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Jüpiter 16 Mayıs itibariyle 12. evinize ilerleyecek ve 26 Mayıs 2024'e kadar kalacak. 12. ev Jüpiter'in doğal evlerinden biri olduğu için burası aynı zamanda maneviyat ve ruhsal alanla ilgili bir alanınız ve Jüpiter iyicil bir etkidir. Bu dönemde önümüzdeki bir yıl size her şeyden önce ruhsal anlamda bir derinleşme, manevi bir büyüme imkanı verebilir. Yardımcı bir gezegen ve sorunlardan sizi koruyacak bir alanda. Hatta siz bunu hissetmediyseniz bile böyle bir gizli koruyucu gibi, sanki böyle bir rehber gibi, iyilik meleği gibi çalışabilir arka planda. Sizin fark etmediğiniz yani şeylerden bile sizi koruyabilir, sıkıntılardan koruyabilir. Bununla bağlantılı işte iş hayatınızda sorunlarınızı çözmeniz, iyileşmeler, sağlık konularında iyileşmeler. Bu dönemde bazı sorunlarınız varsa daha rahat ilerleyebilirsiniz, çözüm bulabilirsiniz örneğin. Dönem dönem Jüpiter'in buradaki hızlı ve sürprizli etkileri de söz konusu. Özellikle 19-24 Haziran arası burada iş konularında, kariyer konularında önemli fırsatlar karşınıza çıkarabilir. 8-9 Eylül yine sizin için emlak alma gibi bir konuda mesela ya da yine ailevi konularda önemli kısmetler getirebilir. 22 Eylül, 22 Ekim, 23 Ekim buralarda yine Güneş, Jüpiter'in Venüs'le güzel bir açısı oluşacak. Şanslı bir dönem. 2024 yılı 20-21 Nisan ve 20-22 Mayıs buralarda Uranüs ve Venüs etkisiyle beraber şifa dönemi sizin için. Hayatınızda önemli rehberlikler alabileceğiniz, yurt dışı konularında da bu yıl aslında bu 12. ev tesiri size çalışabilir. Yurt dışı olanaklarınızı arttırabilir. Uluslararası alanlarda yapabileceğiniz girişimler, yabancılarla yapacağınız çalışmalar, hatta seyahatler konusunda da
daha fazla fırsat karşınıza çıkarabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Jüpiter 16 Mayıs itibariyle sizin için de çok olumlu bir transite başlayacak. Boğa burcundaki yolculuğuna başlıyor, 11. evinize gelecek, 2024-26 Mayıs'a kadar burada kalacak. 11. ev, geleceğe dair hedefleriniz, umutlarınız, hayalleriniz demek ve demek ki Jüpiter burada sizin ufkunuz biraz genişletecek. Yeni projeler, yeni teklifler anlamına geliyor. Çevrenizi geliştirebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. En son 2011 Haziranı ile 2012 Haziranında Jüpiter Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Çok sayıda arkadaş karşınıza çıkabilir bu dönemde. Onlardan fayda alabilirsiniz. Var olan arkadaşlarınızla ilişkileriniz güçlenirken gerek özel hayatınızda gerek iş hayatınızda daha fazla destek alabilirsiniz. Mutlu olacağınız bir dönem, kalabalıklara daha fazla katılmanız, grup çalışmaları, ekip çalışmaları gibi alanlarda faaliyet göstermeniz mümkün. Belki böyle bir vakıf, bir dernek, bir kulüp içerisinde fırsatlarla karşılaşacaksınız. İş ve işte yaptığınız çalışmaların maddi manevi getirileri ki parasal kazançlarınızı destekler burası. Jüpiter Boğa'da zaten parasal kaynakları büyüten bir alanda. Hak edişlerinizle bağlantılı olarak parasal kaynaklarınızda da önemli açılımlar bekleyebilirsiniz. Sevgili yengeçler, özellikle bu dönem 19-24 Haziran, 8 Eylül, 9 Eylül, 22 Ekim, 23 Ekim, önümüzdeki 2004 yılı, Nisan ayı, Mayıs ayı, buralar gerçekten bu bahsettiğim konularda özel zamanlar, özel fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Şanslı bir dönem. Bu dönemi iyi değerlendirin. Bu dönemde şu ana kadar arkadaşlık ilişkilerinizde bazı sorunlarla karşılaştıysanız şimdi artık çözüm bulma zamanı. Daha doğru ilişkiler, daha doğru arkadaşlar karşınıza çıkabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Jüpiter'in Boğa burcundaki transiti 16 Mayıs'ta başlıyor ve 2024 yılı 26 Mayıs'ına kadar devam edecek. Kariyer evinizde bir Jüpiter geçişi kuşkusuz 12 yılda bir gelen bir dönem ve Jüpiter geçiş yaptığı ev alanlarındaki imkanlarımızı büyütür. Yani sizin kariyeriniz, gelecekle ilgili planlarınız, iş konularınız, işte toplumdaki statünüz buralarda gelişme dönemindesiniz. Kendi işinizi kurabilirsiniz, işte ilerleyebilirsiniz, iş bulabilir, çalışmaya başlayabilirsiniz. Toplumdaki statünüzle ilgili bir büyüme imkanı olabilir ki bazen iş birlikleriyle ya da böyle bir ilişkilerle, evlilik gibi konularla da bağlantılı olabilir. Ama genel itibariyle sizin için artık geleceğe dair umutlarınızın büyüdüğü bir dönem, daha kısmetli ve şanslı olduğunuz bir dönem. Geçtiğimiz 1-2 yıl bir konuda çalışıyorsanız, yani yeni bir işe başlamış olabilirsiniz, kendi işinizi kurmuş olabilirsiniz. Eğer böyle bir mücadele içerisindeyseniz, şimdi Jüpiter burada artık hak edişleri getirecek, kısmetinizi daha fazla arttıracak, şansınızı arttıracak. Yurt dışı konuları, yabancılarla yapılacak işler, eğitim konuları, akademik çalışmalar, hukuksal işler, turizm gibi konular, eğitim gibi konular, yani buralarda daha fazla karşınıza çıkabilir ya da bu alanlardaki kısmetleriniz bu dönemde daha bir güçlü hale de gelebilir. 17-18 Mayıs Jüpiter Plüto karesi var. İlişkilerde, otorite ilişkilerinde, evlilik gibi, işbirlikleri gibi konularda biraz baskılar hissedebilirsiniz. Daha iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu dönemi çok risk almamak lazım. 19-24 Haziran arası genel itibariyle daha ılımlı, destekleyici etkiler var. 8-9 Eylül iş ve para konularında çok şanslarınız olabilir. Aynı zamanda 22 Ekim, 23 Ekim yine sizin için iş, kariyer, kazanç alanlarınızda destekleyici zamanlar. 2024'ün Nisan ayı, 20'si, 21'i gibi veya Mayıs ayı. Yani buralarda da yine burada kariyer konularında büyüme ve gelişme imkanlarıyla daha fazla karşılaşabilirsiniz. Ailenizin anne baba yani size destekleri olabilir. Bazen bir aile işini de bu karşınıza çıkarabilir ya da orada şanslarınızı artırabilir. Otoritenin desteklerini daha fazla alabilirsiniz. Otoritenin daha fazla imkanlarını alabilirsiniz. Biraz şeye dikkat edin. Zaman zaman çünkü güneşinize kare yapacağı için Jüpiter biraz aşırı egoyu büyütür. Biraz böyle kendinize inandırıcınızı, güveninizi arttırır ama çok böyle bencil, çok böyle kibirli davranışlar da ortaya çıkarabilir ki zaten sevgili aslanlar sizin yönetmeniz gereken özelliklerinizden biri bu. İşte Jüpiter egosal davranışları zaman zaman arttırır. Bunları iyi yönetmeniz, daha dengeli davranmanız gerekiyor.
Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet, şans gezegeni, büyük şans Jüpiter 16 Mayıs'ta Boğa Burcu'ndaki yolculuğuna başlayacak. Bir yıl kalacak. 2004 yılı 26 Mayıs'ına kadar. En son 2011 Haziran'ı ile 2012 Haziran'ında Jüpiter Boğa Burcu'ndaydı. Toprak burçlarımız çok güzel etkiler alıyor. Siz de bunlardan birisiniz. Çünkü Jüpiter size üçgen açı yapacak tam bir yıl boyunca. Bu bir koruma, bir destek, bir maneviyat, bir inanç, böyle bir şans anlamına gelir. Ve 9. evinizden verecek o açıyı. Üstelik 9. ev Jüpiter'in kendi evidir. Burada büyüme ve gelişme imkanlarınız, şanslar daha çok işte akademik konular, eğitim konuları, üniversite ile ilgili işleriniz, hukuksal işleriniz, yurt dışı konularınız, uluslararası alandaki girişimleriniz, seyahatler, mesela çok seyahat edebileceğiniz bir dönem. Bunlar daha çok uluslararası seyahatler anlamına da geliyor. Medya, basın, yayın işleriniz. Buralarda fırsatlarınız var. Şanslarınız var, gelişme imkanlarınız var. İşte bir eğitim almak isteyen, üniversite sınavına girecek bir başaksanız mesela şanslı bir yıldasınız. Jüpiter desteği var. Akademik çalışmalar için iyi bir dönemdesiniz. Adaletle ilgili hukuksal beklentileriniz varsa yine şanslı bir dönemdesiniz. Çok seyahat edeceğiniz bir dönemdesiniz. Hiç görmediğiniz yerleri görebilir. Güzel uzak seyahatler yapabilirsiniz. Manevi yönünüz de derinleşiyor. Hayata biraz daha inanç anlamında, felsefe, düşünce anlamında daha fazla hani ufkunuzun gelişeceği, kültürel anlamda gelişebileceğiniz bir dönemdesiniz. Özellikle belirli zamanlarda da bu etkiler artıyor. Mesela 19-24 Haziran burada ilişkilerden, işbirliklerinden, eşten, partnerden, işte herhangi bir yasal işten çok destekler alabilirsiniz. 8 Eylül zaten Jüpiter güneşinize üçgen yapacak ki 8 Eylül ve yakınlarında doğan başaklar için çok olumlu bir dönem. Yükselen burcu da yine özellikle 15-20 derece arasında olan başaklarımızı etkilemekte. 22 Ekim, 23 Ekim bunlar yine çok kısmetli zamanlar ve 2024 yılı 20-21-22 Nisan. İşte Mayıs ayında 20-22 Mayıs. Buralarda yine Jüpiter'in Venüs'le ve Uranüs'le yapacağı kavuşumlar çok özel kısmetler, güzel etkiler, şanslar karşınıza çıkarabilir. 12 yılda gelecek bir dönemden bahsediyoruz. Hayatınıza çok güzel destekler, önemli insanlardan gelebilecek yardımlar bu süreçte bekleyebilirsiniz sevgili başaklar. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ve 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa Burcu'na geçiyor. Bir yıllık yolculuğuna başlayacak. 2024 yılı 26 Mayıs'ına kadar Jüpiter Boğa Burcu'nda olacak. Bu dönemde daha çok parasal kaynaklarınızda iyileşmeler bekleyebilirsiniz. Ki bu özellikle biraz başkalarından gelen kaynaklar da olabilir. Mesela eşinizin gelirlerinde artışlar olabilir. Eşinizin kaynakları büyüyebilir. İşte işbirliklerinden, ortaklıklardan fayda sağlayabilirsiniz. İşte böyle bir borçlanma imkanı, belki bir yatırım için, ev almak için bir yatırım, bir kredi almanız mümkün. Bununla birlikte işte borcunuz varsa mesela bunu daha rahat ödeyebilirsiniz. Yapılandırmalarınız olabilir. Emekli olmak gibi bir imkanınız var. Sigorta gelirleriniz, bir miras geliri, işte bir tazminat, nafaka, bir burs imkanı, bunun gibi kaynaklarınızda artışları bekleyebilirsiniz. Maddi çözümleri üretmeniz aynı zamanda manevi anlamda hayatınızda ilerlemeler olabilir. Çünkü biraz daha derinleşme imkanı da veriyor 8. ev geçiş, hayatın anlamını sorgulama gibi. Aynı zamanda bu şifa imkanları verebilir size. Sağlıkla ilgili konularda işte belki bir ameliyat olabilir, bir operasyon olabilir ama burada bir çözüm odaklı daha çok size imkanlar sunabilir. Faydalı bir dönem birçok anlamda gerçekten Jüpiter'in burada olumlu etkilerini özellikle finansal konularda rahatlamaları daha fazla hissedebilirsiniz. Belirli dönemlerde bu etkiler artabilir. Bu yıl özellikle 8 Eylül, 9 Eylül, işte 22 Ekim, 23 Ekim Jüpiter'in olumlu etkilerini hissedebileceğiniz zamanlar. Önümüzdeki 2024 yılının Nisan ayı, Mayıs ayı, buralarda da Uranüs ve Venüs kavuşumu özellikle önümüzdeki 2024 Nisan'ını, Mayıs'ını bu bahsettiğimiz konularda çok daha etkili, çok daha güçlü hale getiriyor. Parasal konularda sürprizlere, büyük gelişmelere de hazır olun sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar.
Kuşkusuz sizin için de Jüpiter'in Boğa burcundaki transiti çok önemli. 16 Mayıs'ta başlıyor yolculuğuna, bir yıl kalacak, 2024 yılı 26 Mayıs'ına kadar. Ve ilişki evinizde olacak. Jüpiter neredeyse, şans oradadır, fırsatlar oradadır. Demek ki ilişkilerle ilgili daha şanslı, kısmetli bir döneme giriyorsunuz. Burcunuzdaki tutulmalar, Akrep Boğa tutulmaları son 2 yıldır zaten ilişkilerinizle ilgili önemli değişimler getirmiş olabilir. Jüpiter var olan bazı sorunlarınızı, işte evlilik konuları, işbirlikleri, ortaklıklar, eş partner konuları, şimdi buralarda çözme odaklı daha çok çalışacak. Yani var olan sorunları daha rahat çözebileceğiniz, çıkış yolları bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu arada artık böyle yalnızsanız hala tabii ki yeni tanışmalar, eş partner konuları, evlilik konuları, hatta işbirlikleri, ortaklıklar, buralarda da çok güçlü kısmetler olabilir. En son 2011 Haziran'ı 2012 Haziran arasında Jüpiter Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Belki birçoklarınız o dönemde ilişkilerle ilgili önemli adımlar attı. Yine öyle fırsatlarınız var. Süre gelen bir evliliğinizde mesela evliliğiniz de daha bir hoş hale gelebilir. Mutluluğunuz artabilir. Hatta eşinizle belki çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. İşte eşinizin sorunları varsa onları çözebilirsiniz. Eşinizin hayatında olumlu gelişmeler olabilir. İşe girebilir, parasal kazançları artabilir gibi. Yani burada eşle ilgili, partnerle ilgili, ilişkilerle ilgili Jüpiter'in şanslı bir dönemi başlıyor sizin için. 20-26 Mayıs, biraz dikkat edelim. İlişkilerde çatışmalar olabilir çünkü. Hemen bu Mayıs ayında Jüpiter Plüto ile Mars'la gergin açılar yapacak. İşte ilişkilerde biraz baskılar, manipülatif durumlarla karşılaşabiliriz. Bu daha çok hani bizim dışımızda olan konularla ilgili aslında. 19-24 Haziran ilişkilerden daha rahat destek alabileceğiniz bir dönem. Yani eşinizle, partnerinizle ortaklaşa bir karar vermeniz, belki işbirlikleri adına önemli adımlar atmanız mümkün. 8 Eylül, 9 Eylül yine şanslı. 22 Ekim, 23 Ekim iyi değerlendirebileceğiniz zamanlar. 2024 yılı 20-21-22 Nisan. İlişkilerde sürprizlere hazır olun. Jüpiter-Uranüs büyük kavuşumu var ki çok güçlü bir etki ortaya çıkarıyor. Hızlı tanışmalar, hızlı sürpriz ilişkiler. 20-22 Mayıs Jüpiter-Venüs kavuşumu yine ilişkiler evinizde muhteşem bir etki ortaya çıkarıyor. Çok şanslı, çok kısmetli bir dönem. Yani evlilik için, işte imzalar için, sözleşmeler için falan değerlendirebilecek önemli zamanlar sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Jüpiter Boğa burcundaki yolculuğuna 16 Mayıs'ta başlıyor. 2024 yılı 26 Mayıs'ına kadar bir yıl kalacak. En son 2011 Haziran'ı ile 2012 Haziran'ında Boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin. Sizin yönetici gezegeniniz, dolayısıyla yönetici gezegeninizin burç değiştirmesi sizin için önemli. Hangi burçtaysa o burç temaları daha çok hayatınıza dair olacak. Jüpiter Boğa burcundayken güven, huzur, istikrar arayışınız artıyor. Para konuları, kazançlar, tabii ki iş ve mesleki konularda biraz düzenlemeler öne çıkacak. Mesleki konularda şanslarınız var. Bir becerinizi mesela yeteneğinizi geliştirmeniz, bunu bir iş haline getirmeniz, bir işe başlamanız, günlük hayatınızda rutinlerin iyileşmesi mümkün. Sağlık konularında iyileşmeler olabilir. İşte yaşadığınız mekanlar, çalıştığınız mekanlar, buralarda konforunuzun artması, kendinize bir düzen kurmanız mümkündür. Sağlık sorunlarınız varsa artık onları şifalayabileceğiniz ve doğru tedavileri bulabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kendiniz için iyileşmeler adına bu dönemde önemli kararlar verebilirsiniz ve evcil hayvan sahibi olabilirsiniz. Sevgili yaylar, bu dönemde çünkü Jüpiter Boğa burcunda size bu imkanı veriyor, bu şansı veriyor. Yardıma ihtiyacınız olan alanlarda, mesela evde ya da çalıştığınız alanlarda işte doğru elemanları alabileceğiniz bir dönem, size yardım edecek kişilerle karşılaşabileceğiniz bir dönem, asistan gibi mesela buralarda çalışan ilişkilerinizde Jüpiter'in yine şansları, gelişme imkanları söz konusu olabilir. Özellikle baktığımızda 19-24 Haziran arasında burada iş ve çalışma ortamlarınızda, hatta ailevi alanlarda da düzen kurabileceğiniz güzel etkiler var. 8-9 Eylül her türlü yine ilişkide, işbirliklerinde destekleyebilir sizi. 22 Ekim, 23 Ekim şanslarınız söz konusu. Ve önümüzdeki 2024 yılı
Mayıs ve Nisan ayında da Jüpiter'in burada güzel işle ilgili, sağlıkla ilgili, genel düzeninizle ilgili güzel destekleri söz konusu olabilir sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, 16 Mayıs itibariyle Jüpiter burcunuz boğa burcundaki yolculuğuna başlıyor ve burcunuz için çok önemli bu geçiş. Siz bir toprak burcusunuz ve boğa da öyle. Ve Jüpiter bir yıl, 2024 yılı 26 Mayıs'ına kadar boğa burcunda olacak. Size çok güzel bir açıda olacak. Şansınızın arttığı, daha kısmetli bir yıl başlıyor sizin için. Öyle değerlendirebiliriz. Hem manevi gelişme imkanları, inançlarda artışlarınız, işte kültürel konular, eğitim konuları, seyahat imkanları, yurt dışı konularında açılımlar olabilir. Manevi anlamda olduğu kadar maddi kaynaklarınızı geliştirme ve büyütme imkanları da bulabilirsiniz. 5. evinizde olacak ki burası mutluluk evidir. Demek ki neşe, mutluluk, keyif artıyor hayatınızda. Neşe ve keyif işte aşk ve romantik konularda gelebilir. Aşık olabilirsiniz. Yeni bir ilişki olabilir veya bir ilişkiniz varsa partnerinizle daha mutlu olacağınız, keyifli olacağınız, ilişkinizin gelişeceği bir dönem. Çocuklarla ilgili keyifler var. Hamilelik ve doğum gibi konuları destekliyor. Dolayısıyla Jüpiter zaten her türlü konuda büyüme ve gelişme sağladığı için çocuklar da hayatımızda büyüme ve gelişme imkanlarıdır. Birçok oğlak çocuk sahibi olacak. Birinci çocuğunuz varsa ikinci çocuk olabilir mesela. Yani çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili mutlu olabilirsiniz. Çocuklarınız okula başlayabilir, çocuklarınızın başarıları olabilir. İşte çocuğunuz evlenebilir, torun sahibi olabilirsiniz, bunun gibi. Çocuklarla ilgili keyifli gelişme imkanları var sizin. Maddi kazançlarda şans evi olduğu için 5. evinizde tabii ki yatırımlarınızın değer görmesi, büyümesi, doğru yatırımlar yapmanız mümkün. Ama zaman zaman biraz riskler de oluşturabilir. Özellikle spekülatif alanlara dikkat edelim. Mesela bu Mayıs ayı bunlardan birisi. İşte 17-18 Mayıs, 20-25 Mayıs. Yani buralarda riske dikkat edelim parasal konularda. Çünkü genelde biraz daha spekülatif alanlarda, ekonomide, manipülatif durumların, baskıların oluşabileceği bir dönem. Bireysel olarak da dikkat etmekte fayda var. 19-24 Haziran daha istikrarlı, daha güvenli bir adım atabileceğiniz, iş konularında, parasal konularda destek alabileceğimiz bir zaman. 8-9 Eylül şanslı ve kısmetli güzel seyahatler yapabiliriz bu yıl. İşte 8-9 Eylül bu da bunu ortaya çıkarabilir. Eğitim konularında yine şanslarınız olabilir. Akademik çalışmalarda özellikle. 22 Ekim, 23 Ekim yine kısmetli zamanlar. Çocuklardan, işte aşk hayatınızdan mutluluk alabilirsiniz. 2024 yılı 20-21 Nisan. Sürprizlere hazır olun. Burada sürpriz bir bebek, işte sürpriz bir aşk karşınıza çıkabilir ya da büyük bir parasal kazanç karşınıza çıkabilir ki Mayıs ayı yine 20-22 Mayıs gibi 2024 yılı burada Jüpiter-Venüs kavuşumu yine büyük bir şansı, bir kısmeti müjdeliyor. Bunlar sizin için şanslı zamanlar, destek aldığınız zamanlar. Bunları kişisel girişimlerinizde hayatınızı yönetirken ya da önemli olaylarda hayatınızda adımlar atarken de tabii ki kullanabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Jüpiter 16 Mayıs'ta boğa burcundaki yolculuğuna başlıyor. 2024 yılı 26 Mayıs'ına kadar devam edecek. En son 2011 Haziran'ı 2012 Haziran'ında Jüpiter boğa burcundaydı. O dönemi şöyle bir gözden geçirin lütfen. 4. evinizden geçecek. 4. ev daha çok sizin özel hayatınızdır. Eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konulardır. Jüpiter iyicil bir etki. Burada şanslar getiriyor, büyüme fırsatları getiriyor, sorunları çözme fırsatı getiriyor. Evet, aile olabilirsiniz, evlenebilirsiniz, bir ev sahibi olabilirsiniz, emlak alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz, çocuk sahibi olabilirsiniz. Çünkü aile de gelişiyor. Belki küçük bir evden çıkıp büyük bir eve geçeceksiniz. Ya da işte daha önce yaptığınız bir yatırım değer kazanacak. Evinizi satmak istiyorsanız satabilirsiniz. Bir ev kiralamak istiyorsanız daha rahat kiralayabilirsiniz. Ev yaptırmak istiyorsanız daha rahat yaptırabilirsiniz. Toprak kazançları, mülk kazançları, yatırımları, aileden gelen kaynaklar, tüm bunlarda Jüpiter burada çok daha iyice çalışır. Tabii ki yuva kurmak, evlenmek, aile olmak, çocuk sahibi olmak gibi konularda da yine en şanslı olan burçlardan olacaksınız. Aileyle daha fazla ilişkileriniz olabilir. Ailede bir sorununuz varsa mesela onu çözebilirsiniz. Oradaki iyileşmeler söz konusu olabilir sevgili kovalar.
17 Mayıs, 18 Mayıs, 20, 25 Mayıs aralığına biraz dikkat edin. Çünkü Jüpiter burcunuzdaki Plüto, işte Mars'la biraz gergin açılar yapıyor. Manipülatif durumlar, stresler, işte baskılar oluşturabilir. Her türlü ilişkide ya da otorite figürleriyle ilgili konularda çok risk almamak lazım. 19-24 Haziran genel olarak iş ve parasal kazançlarda sizin adınıza daha istikrarlı çalışabilir. 8-9 Eylül, bu da fırsatlarınız var. 22-23 Ekim, bunu iyi değerlendirebilirsiniz. Ve bazı, yine eğer 2023 yılında olmazsa 2024 yılında Nisan ve Mayıs önemli zamanlar var. İşte 20-22 Nisan aralığında yine ev, aile, yuva konularında önemli sürpriz fırsatlarınız çıkabilir. Hani satılmasını beklediğinizde emlak mesela, satılması gibi veya sürprizde ev almak gibi örneğin. Yine 20-22 Mayıs civarı Jüpiter-Venüs kavuşumu çok önemli. Bu da güzel fırsatlar çıkarıyor. Yine bu ev, yuva alanlarınızda sizin için yılın en şanslı, en kısmetli dönemleri olduğunu söyleyebilirim. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Jüpiter 16 Mayıs'tan itibaren bir yıl boyunca 2024 yılı 26 Mayıs'ına kadar Boğa burcunda olacak. Su burçlarımız da olumlu etkiliyor. Zaten yönetici gezegeniniz 3. evinize gelecek. Hangi evdeyse o ev konularını geliştirir. Orada fırsatları karşınıza çıkarır. Burada mutlu olma imkanlarımızı arttırır. Şimdi 3. ev biraz yakın çevredir. Demek ki kardeşlerle ilgili konularda daha iyicil etkileriniz var. İşte kardeşlerden mutluluk alabilirsiniz. Onlardan destek alabilirsiniz. İşte kardeşiniz de olabilir eğer genç bir balıksanız. İşte kardeşiniz okula başlayabilir, üniversiteyi kazanabilir, işe başlayıp evlenebilir. Belki kardeşle ilişkileriniz güçlenebilir. Yakın çevre ilişkilerinizle ilgili konularda bu yıl daha fazla olumlu etki bekleyebilirsiniz. Komşu ilişkilerinizde destekler alabilirsiniz. Komşularla ilgili sorunlarınız varsa onları çözebilirsiniz. İyi bir komşu edinebilirsiniz örneğin. Daha fazla seyahat edeceğiniz, daha fazla gezebileceğiniz bir dönem. Eğitim konularında güzel bir dönem. İşte bir kursa başlayabilirsiniz, bir dil öğrenebilirsiniz. Eğitim döneminde bir balıksanız şanslı bir yılda olduğunuzu söyleyebilirim. Bu yıl bir şeyleri üretmek için, tasarlamak için, yazmak için, çizmek için iyi bir dönemdesiniz. Kişisel yeteneklerinizi iyi değerlendirip kendinizi zihinsel anlamda, entelektüel anlamda da besleyebileceğiniz güzel bir yıldasınız. Özellikle mesela işte 19-24 Haziran sizin için belki güzel bir işbirliği, belki iyi bir başlangıç imkanı, bir imza, bir kontrat herhangi bir konuda olabilir. Ticari fırsatlarınız da var. 8 Eylül ilişkilerde, aşk konularında tekliflerle karşılaşabileceğiniz bir dönem. İşte 7-8-9 Eylül çalışabilir bu etki. 22 Ekim, 23 Ekim yine şanslı dönemler. Ve 2024 yılının özellikle Nisan'ı Mayıs'ı muhteşem tesirler getiriyor. Çok güzel bir seyahate çıkabilirsiniz mesela Nisan ayında. Hatta Mayıs ayında ya da eğitim konularında çok güzel fırsatlar, iş, ticari konularda çok önemli şanslarla, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bunları iyi değerlendirmeye çalışın sevgili balıklar.